Yani ve onun muhteşem hikayesi Kur'an'da birçok ayette bize salt hikaye olsun diye anlatılmaz. Bir masal olsun diye anlatılmaz. Biz İbrahim Aleyhisselam'ı çok severiz. Namazlarımızda, tahiyyatlarımızda Allahümme salli ala Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid diye salat ve selam göndeririz. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın bizzat kendi elleriyle kurduğu, evini ikame ettirdiği mekanı olan El Halil şehrinin ve onun bağlı olduğu Filistin'in, Diyar-ı Kenan'ın, Kudüs-ü Şerif'in, onun yine kurduğu Eriha şehrinin, Mescid-i Aksa Harem-i Şerif'inin ve yeryüzünde mabet olarak Beytullah, Medine-i Münevvere, Kudüs-ü Şerif'ten sonra dördüncü olarak en mukaddes olan El Halil şehri ve El Halil'deki Halil İbrahim Mescidi Harem-i Şerifi'nin bugün Siyonist İsrail işgali altında Hazreti İbrahim'in makamının kabrinin olduğu, üstadım sayıyorum, Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yusuf vefat ettikten sonra vasiyeti vardır. Beni babamın yanına götürün der. Mısır'da vefat ettikten sonra naaşı El Halil'e getirilir. Ata beyler mağarası vardır, atalar mağarası vardır. Hazreti İbrahim'in de defnedildiği o alana defnedilir. İshak Aleyhisselam'ın eşi Refika annemiz El Halil'dedir. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sara annemiz El Halil'dedir ve El Halil Mescidi Harem-i Şerifi altındaki mübarek alanda defnedilmişlerdir. Naaşları oradadır. Şimdi yüzyıllar sonra bugünün biz yaşayan Müslümanları İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti diye onun bıraktığı ekol üzerinden kurbanı keseceğiz. Ama İbrahim Aleyhisselam'ı kurban etmişiz. Siyonizmin kanlı ve kirli postalları altında El Halil şehri ve El Halil Mescidi Şerifi aynı Mescid-i Aksa Harem-i Şerifinde olduğu gibi kuşatılmış esaret altında İbrahim Aleyhisselam tutsak. El Halil'e ben defaatle gittim. İlk Tabii gittiğim siz yazdınız zaten bu konuyu da yani. 2012 miydi neydi? İlk El Halil'e girdiğimde, mescide girdiğimde 2012 ya da 11 olabilir. Yani üstadım, Siyonist İsrail askerlerinin izni olmasaydı El Halil Mescidine ne şehre girebilirsiniz ne mescide girebilirsiniz. 25 Şubat 1994 tarihinde Michael Denizruhan adlı bir Siyonistin El Halil Mescidinde bir Ramazan sabah namazında makineli tüfekle sabah namazına gelenleri tarayıp katletti. 25 Şubat 1994'teki o katliamdan sonra Siyonist rejim işte ey dünya görüyorsunuz Filistin özerk yönetimi bu bölgede El Halil'de ve mescitte güvenliği sağlayamıyor diye kapattı aylarca. Açtıktan sonra mescidin kullanımını ve saatlerini ve vakitlerini bile böldüler. Bugün Tabii. Siyonistler geliyorlar yılın belirli günlerinde, belirli zamanlarda, haftanın belirli günlerinde Harem-i Şerif kapatılır ve Siyonistler gelip orada ayinler yaparlar, tırnak içinde ibadet yapıyorlar. Nerede? Bütün bir ümmetin izinden gittiği İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesiyle gözyaşları içerisinde kürsülerde ağlayıp onun hikayesini anlatıp ey Müslümanlar kurban keseceğiz, kurban paylaşmaktır, İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir diyorsun. Ama ey koskoca ümmet, El Halil şehri ve İbrahim Aleyhisselam'ın o güzel El Halil, Halilullah İbrahim sofralarını kurduğu El Halil şehrinde İbrahim Aleyhisselam ve bütün Ali İbrahim diyoruz ya Ala İbrahim'e, İbrahim ailesine Tabii. de, ailine de Tabii. salat ve selam. Bakın. Bütün hepsi tutsak, esir ya. Kimin elinde? Allah'ın, Resulünün ve müminlerin düşmanı bir yapının elinde esir İbrahim Aleyhisselam. Peki, yani bugün İsrail değil de laik bir Filistin devleti kurulacak olsa durumda bir değişiklik olabilir mi? Yani mesela Netanyahu bugün yaptığı açıklamada sonuna kadar Filistin Kurtuluş Mahmut Örgütü'nün Abbas'ı asla Abbas'ı vazgeçmeyiz desteyeceklerini dedi. söyledi. O bir aşama Peki olarak, bir sizin bu aşama olarak bahsettiğiniz şeyi öngörülebilir. niye Filistin Kurtuluş Örgütü bu açıklamayı yapmadı? Yani El Halil konusunda dini hassas yani
Filistin'de herkes aynı şekilde düşünmüyor. İsrail'de de herkes aynı şekilde düşünüyor. Tabii ki, İsrail'de tabii ki LGBT de var, Rabbiler de var, Siyonistler de var, herkes. Filistinlilerin içinde de, Arapların içinde de her türlü Arap Yahudileri var, Türk Yahudileri de var. Türk Hristiyanları var, Arap Hristiyanları da var. Laikler var, müşrikler var. Herkes var yani her toplulukta. Hı hı. Ve biz bunu dini Allah'a has kılmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve dini de bütüncül olarak anlamamız, tevhid temelinde anlamamız ve sonra tekrar bütün insanlık için yeryüzünde ahlak temelli. Çünkü İslam'a giden yol ahlakın merdivenlerinde yükselerek ahlaka alayı ile mümkündür. Evet. Ama Müslümanlar bu ahlakı terk etmişlerse, ahlaksızlık gırtlağa kadar gelmiş dayanmışsa biz sorumuz hangi İslam'ı anlatacağız? Ne oluruz? İslamı? İşte ne oluruz? Bugün gibi oluyor. İşte bugünkü İslam dünyasının hali gibi oluyor. İki dakika El Halil'deki o durumu anlatan 2 dakikalık bir video var. Ta 2016 yılında bir Kudüs seferinde Hucurat Hareketi de bizimle Kudüs'e gelmişti. Bizim müdavimlerimiz biliyor. Ben bir Kudüs rehberiyim, mihmandarım. Uzun yıllar Kudüs'e seferler düzenledim. Ve sonra tabii 2017'de deport yedim. 10 yıl giriş yasam var. Üstad Abdurrahman Dilipak gibi biz yasaklıyız. Filistin topraklarına giremiyoruz. Hasretimizin dışında bir başka bir derdimiz yok ama El Halil'de olgu ne? İbrahim Aleyhisselam'ın makamı ve mescidinde, şehrinde durum ne? 2 dakikalık bir görüntü var. Onu izletelim kardeşlerimizle. Yani bir şahitlik olsun diye bu bağlamda bir tarihe not düşelim inşallah. Bir saniye. Ekrana ben onu getiriyorum. Burası El Halil kıymetli dostlar. Burası El Halil. Ve El Halil camisine girişle alakalı süreci buradan bakın hep beraber bir şöyle bir izleyelim. Bunlar görevli kardeşler. El Halil'deki mescit görevlisi arkadaşlar. Uzaklaştıklarımız. Bir grupla beraber gitmiştik Türkiye'den. Bakın böyle güvenlik noktalarından geçiyorsunuz. Yani tamamen İsrail kontrolünde bunlar. Bu mescide giderken El Halil şehrinde işte fakirlik, sokaklar boş. Görüyorsunuz şeyleri. Biz şu an İbrahim Aleyhisselam'ın mekanındayız. Dedemizi ziyarete geldik. Hani sizlerin hac ya da umreye gittiğinizde Kabe'nin hemen yanı başında makam-ı İbrahim olarak sarı bir muhafaza içerisinde bir makam olarak belirlenmiş ve İbrahim Aleyhisselam Kabe inşasını yaparken mübarek ayağıyla oraya basmış ve inşaatta çalışırken oğlu İsmail Aleyhisselam'la diye hani mübarek dokunmak için birbirimizi ezdiğimiz mübarek makamı İbrahim'den bahsetmiyorum. Mekanı İbrahim'desiniz. Hoş geldiniz evlatlarım. Nerede kaldınız? Gözüm yollarda kaldı. Namazlarınızda 5 vakit bana salat ve selam getiriyordunuz. Mekke, Medine, Kudüs-ü Şerif'ten sonra El Halil'i nasıl da unuttunuz? Neredeydiniz şimdiye kadar? Bakın, ben namazlarınızda saygıyı ve selamı gönderdiğiniz peygamberlerin atası İbrahim'im. Evlatlarım, Allah'ın ve Resulünün ve müminlerin düşmanının elinde esirim. Hangi yüzle huzuruma geldiniz? Allah'tan korkmuyor musunuz?
utanmıyor musunuz? Annem dediğin Sara, oğlum İshak'ın eşi Refika, kızım ve ben ve benim neslimden gelen nice peygamberler şu mekanda Siyonist işgalci İsrail rejiminin esiri edildik. Nerede kaldınız evlatlarım? Halilullah'ın, Allah'ın dostunun huzuruna Siyonist İsrail askerlerinin postalları önünde geçerek geldik. İzin vermeselerdi giremeyecektik buraya. El Halil'e hoş geldiniz. Allah'ın dostunun şehrine, mekanına ve onun evine ve onun yuvasına ve onun mescidindeyiz şu an. Meselelerdi. Şu üstadım, evet. Sırtımızı dayandığımız şu yer var ya benim arkamda olan. Hı-hı. Orası Hazreti İshak Aleyhisselam'ın eşi Refika annemizin kabrinin olduğu makam. Onun bir yan tarafı İshak Aleyhisselam'ın kabri. 20 metre ileride kapı girişinde Sara annemizin kabri. Benim hemen sağım 20 metre yok. İbrahim Aleyhisselam'ın makamı, kabri var. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın başucunda bir Osmanlı sancağı var. İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinin kıble yönü nereye dönük biliyor musunuz? Mescid-i Aksa'ya dönük. Çok enteresan. Çok enteresan. Oradan zaten o biliyorsunuz şey açısından da rota hem Mescid-i Aksa'yı hem o manada Kabe'yi de. Ama Hazreti İbrahim namaz kılarken de o makam-ı İbrahim aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya Aksa hizasını alır. Yani ah biz hiçbir şeyimizin farkında değiliz. Yani biz birçok şeyin farkında değiliz. Allah i̇şte bizi yani bu zilletten bilgi, kurtarsın inşallah. Bilgi bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeye nasıl iman ederiz? Ve onun bize yüklediği sorumlulukların nasıl farkına varırız? Biz dünyevi bir takım işlerin, kişilerin ve servetin peşindeyiz. Onunla her şeyi halledeceğimizi zannediyoruz. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şey, bu koltuktan kalkamam ben. Allah'ın yardımını bizim alabilmemiz için, eğer ben Allah'ın yardımını almıyorsam Allah'ın gazabı, o zaman da bana azgınlığımı daha da artırmak için, Allah'ın intikamının daha çetin olması için bana imkan, servet ve iktidar verebilir. Eğer siz sahip olduğunuz şeyi, bakın ne olursa olsun, servet, şöhret, makam, Allah yolunda feda, kurban etmeyi göze alamıyorsanız, aslında o bizim kurban dediğimiz şey, bizi Allah'a yaklaştıran amel, bunların sembolik anlatımıdır. Can ve malın fedası, size bağlı olan bir şeyi, sizin elde ettiğiniz şeyi Allah yolunda onu sonlandırabilmeyi bize anlatır kurban. Yoksa kebap bayramıdır yaptığınız bayram. Yani bakın et kasap bayramıdır o bayram yoksa. Onun için bizim bu kurban ve haccın anlamı, namazın ve duanın anlamı üzerinde yeniden düşünmemiz gerekiyor. Dua Allah'ın rızasının tecellisinin vesilesi olmak için bir adanmışlık eylemidir. Bizim yeniden itikafa girmemiz gerekiyor. Bütün dünya her şeyi arkamıza atıp yeniden Allah rızası için düşünmek ve karar vermek için. Hücurat hareketi dediğimiz hareket hücreleri, küçük odacıkları ifade ediyor. Bizim yeniden Erkam'ın evine dönmemiz gerekiyor. Eyvallah, eyvallah. Yani aileye Ashab-ı Suffa'ya geçmemiz gerekiyor. Herkes bu iş hayatına, ya hayatımız işte geçiyor. Bizim eve ne zaman dönmemiz gerekiyor? Bizim yeniden, bakın o eve hapsolmak anlamına değil, oturup yeniden düşünmek ve konuşmak için. Biz farz-ı ayınlardan ibaret zannediyoruz bu dini.
farz-ı ayınlar, farz-ı kifaye sorumluluklarının idrakine varmak için bir kulluk ritüeldir. Bir aslında o adanmışlığı ifade eden hadiselerdir. Şeytan taşlamak, oradaki taş atmaktan ibaret değil. Namaz kılmak, günde 5 vakit eğilip doğrulmaktan ibaret değil. Aslında bütün zamanı ve mekanı Allah'a adamanın, hesap vermenin ve yeniden tezekkür etmenin bir vesilesidir. Dua da aynı şekilde. Bizim bu anlamda yeniden Müslüman olmamız gerekiyor. Bakın, ya eyyühellezine aminu, aminu, estağfirullah, sadakallahul azim. Ey iman edenler, bakın, kafirleri imana davet eden ayrı bir ayet var. Burada müthiş. İman edenler, iman ediniz diyor. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Yeryüzünde bu kadar haksızlık ve bu kadar zulüm varken, Türkiye'yi kastetmiyorum, İslam dünyasını kastetmiyorum. Biz yeryüzündeki adaletsizlikten, barışsızlıktan, zulümden, yoksulluktan hesap vereceğiz. Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir rahatlı ilahi, sorar Ömer'den onu diyen imanı eğer biz yaşıyorsak, yeryüzündeki bütün açların ümmetin yetimi olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Biz kendimizi ırkçılık, kabileçilik, bırakın onları ya, futbol takımı için herkes parasını da harcıyor, malını da ötekinin canına da kastedebiliyor. Bunlar mı kurban kesecek de o kurban olacak? Neye kurban ediyoruz kendimizi? Zamanımızı neye harcadık? Allah sormayacak mı? Paramızı neye harcadık? Yani bunları yetimler için, dullar için, yurtlarından çıkartılmışlar için mi? Biz hep böyle rasyonel hesaplar yapıyoruz. Allah'ın varlığını, kadere, rızka ve ecele hükmeden bir Rabbimiz olduğunu unutuyoruz. Bize rızkı veren kim? Kaderimizi yaratan kim? Ama birileri çıkıyor, o kaderin değil senin diyor. Senin kaderini ben değiştireceğim diyor. Siyasetçi şapkası giyen birileri. Gidip de namaz kılıyor sonra bunların bir kısmı. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. O zaman da işte bugünkü halimiz gerçek oluyor. Ondan sonra 2'de 1 cep telefonuna bakıyoruz. Dolar kaç para olmuş. Daha neler olacağını göreceksiniz. Hakiki Allah'ın ipini, ipinden tutunana kadar. Eyvallah kıymetli üstadım. Allah bizi rızasından ayırmasın. Yani amin, bu zillet amin. Bizim bir an evvel üzerimizden Rabbimizin lütfi inayeti ve biz müminlerin uyanışıyla kalksın inşallah. Yani İnşallah yani bizler rüya Allah'tan istemek için önce tövbe etmemiz geçmişimizden ve geleceğe ilişkinde söz vermemiz gerekiyor. Ahdimizi, Elestü Bezmindeki ahdimizi, Galu Bela'daki ahdimize sadık kalmamız gerekiyor. Eğer o ahdinize sadık değilseniz, ne kadar tekbir getirirseniz getirin. Bu sadece gırtlağınızdan yükselen bir sesten başka bir şey değildir. İman ettik demekle yakınızın bırakılıvereceğini mi sanıyorsunuz? Sizden öncekilerin başına gelenlerin sizin başınıza gelmeden cennete girdirilivereceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu dünyada yaptığınız ve yapmanız gerekirken yapmadığınız, söylediğiniz ve söylemeniz gerekirken söylemediğiniz her sözden hesaba çekileceksiniz. Miskal-ı zarretin hayran yara ve miskal-ı zarretin şerran yara ölçüsünde. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı olacaksınız. Zalim babanız da olsa, mazlum düşmanınız da olsa. Bir kavme olan düşmanlığınız sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecek. Mallarınız, canlarınız ve sevdiklerinizle kimi zaman artırılarak, kimi zaman eksiltilerek imtihan edileceksiniz. Bunlar bizim imtihanımız. Eğer bu imtihanlarda başarılı olursak Allah'ın rızasına kavuşacağız. Değilse Allah'ın gazabı bizi bulur. Biz bütün dünyada, bütün insanlar için adalet istiyoruz.
barış istiyoruz. İslam barışa giden yol demek. Allah'ın Cel Celaluhu bir adı da barıştır, selamdır. Biz adalet istiyoruz, barış istiyoruz. Kula kulluk son bulsun. Evet. İnsanlar hür iradeleriyle karar versinler diyoruz. Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatini Allah bize öbür dünyada gösterecek. Biz beş emniyet konusunda insanlardan eminlik istiyoruz ve eminlik vaat ediyoruz. Mal, can, namus, akıl, inanç ve nesil konusunda biz bütün insanlara tek taraflı olarak eminlik teklif ediyoruz. Onun için bizim yeryüzünde adaletten, barıştan, hürriyetten yana katılımcı, çoğulcu, şeffaf insan hakları ki bu haklar kesbi değil, vehbidir. İnsan olarak yaratılıştan kaynaklanan Allah'ın koruduğu ve koruma görevini de iman edenlere verdiği hak ve hukuktur. Müslümanlar Allah'a verdikleri sözle bütün insanların bu beş emniyetini korumaya söz verdiler. Ama kendi aralarında bile bu emniyetleri ihlal ediyorlar. Ribaya daldılar, fuhşa daldılar, yalan söylüyorlar, ehliyet ve liyakatı terk ettiler, istişare ve şurayı terk ettiler. O zaman da Allah'ın gazabı bizi buldu. Şimdi tövbe etme zamanıdır. Ve herkes kendi nefsine giren şeytanı taşlamaya başlasın. İnşallah tövbe edenlerden oluruz. Allah da bize yardım eder. Amin. Ey İbrahim, kalbimi put sanıp da kıran kim? Güzel bir şiir. Asaf. Bir halef Asaf. Allah razı olsun üstadım. Şimdi kıymetli dostlarımıza da buradan seslenelim. Tabii Kurban Bayramı geliyor önümüzdeki gün. Yani Temmuz ayı girdi artık, yaz mevsimi. Vatandaş doğal olarak köyüne, memleketine gidiyor. Üstad da Ankara'ya taşındı. Biraz işleri güçleri oluyor. Haftalık yayınlara bir kısa bir ara veririz biz inşallah bugün itibariyle. Ama ihtiyaç hasıl olduğunda her zaman sıcak gündemle alakalı bizim herhangi bir tarihe ve saate bağlı kalmadan her zaman canlı bağlantılarımız söz konusu olabilir diyorum. Siz ne diyorsunuz kıymetli üstadım? Evet, yani böyle bir yaz tatili, insanlar köye gidiyorlar. Hasat mevsimi oluyor. Kimisi tatil beldesinde. Tabii doğu ile batı arasındaki zaman farkı da bir saati aşkın bir namaz vakitleri için fark oluyor. Onun için yaz aylarında serbest zamanda arkadaşlarımız mail adresimize taleplerini iletebilirler. Sıcak bir gündem olduğunda 15-20 dakikada olsa gündüz gece fark etmez. Çünkü YouTube kanalında olunca tekrar tekrar indirip izlemek de mümkün. Bunları biz hem habervakti.com'da hem Twitter sosyal medya hesaplarımızda hangi saatte hangi konuyla ilgili beraber olacağımızı bildireceğiz. Yani spot olarak bu her zaman mümkün olan bir şey ama en geç Eylül ayında inşallah tekrar, çünkü öğrenciler de gelmiş oluyor, yeni dönem başlamış oluyor. Yani Temmuz ve Ağustos sayılarına bakacağız. Ondan sonra zaten sıcak bir gündem var. Seçim süreci de geliyor. İnşallah o zaman tekrar bir araya geliriz. Bu arada eğer yazılı açıklamalar söz konusu olacaksa habervakti.com